arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu biraz yukarı kaydı kapatalım. Hangi periyotta analiz etmeliyiz? Bu soru bana çok fazla geliyor. Aslında Akıncı'nın eğitim kanalında herkesin ulaşabileceği bir kanal. Bunun cevabını vermiştim. Tekrar bu sorunun cevabını vermek gerekirse hangi periyottan analiz etmeliyiz? Tabii ki şu şekilde bir tercihte bulunmalıyız. Veya şöyle bir karar vermeliyiz. Ben hangi zaman aralığında yaptığım analize reaksiyonumu gösterebilirim? Yani bu bir tık o analizi yapacak kişinin kabiliyetine bağlı. Kabiliyet derken hani e, şu şekilde anlaşılmasın. Nasıl diyeyim ben size? Yanlış anlaşılmasın, doğrusunu anlatayım. Sizin için en uygun zaman diliminin ne olduğunu sizin seçmeniz lazım. Yani çok hızlı, sürekli ekran başındaysanız oluşan bir formasyona hızlı reaksiyon gösterecekseniz periyodu istediğiniz kadar küçültebilirsiniz doğru hissede. Peki grafikte zaman aralığıyla periyot kavramı nedir? Onu anlatayım. Şimdi burada zaman aralığını seçtiğimizde her mum çubuğu bir haftayı temsil ediyor bakın. Bu bir haftalık mum. Bu bir haftalık mum. Bu bir haftalık mum. Periyodu biz sürekli ekran başında değilsek büyük tutuyoruz. Neden? Zaman aralığı daha doğrusu büyük tutuyoruz. Neden? Daha yüksek hedefleri olan daha büyük ölçeklerdeki formasyonları görmek için ölçek kavramı şu şekilde. Bakın aynı zaman aralığındayız. Her mum çubuğu bir haftayı temsil ediyor. Ufacık bir formasyon da var burada, kocaman bir formasyon da var burada ve formasyonlar da var burada. Ölçek dediğimiz şey zaman aralığı değil. Bunu bir kere belirlememiz lazım. Ölçek zaman aralığı demek değil. Ölçek dediğimiz şey formasyonların yani grafikteki matematiğin e, nasıl diyeyim uyarlanabilmesi için boyut olarak yapılan bir hesaplama aslında. Ha, bu biraz nasıl diyeyim geleneksel analizden farklı bir konu olduğu için birçok kişinin e, kafası karışabilir bu noktada. Ölçek dediğimiz şey boyut. Bakın boyut. Ben şimdi buradaki büyük boyutta oluşan formasyona göre reaksiyon aldığımda ne yapıyorum? 1. Arada düşüşler yaşasam da hedefim belli olduğu için bir problem yaşamıyorum. Biz Garanti Bankası'nı beraber analiz etmiştik hatırlıyor musunuz? İlk analiz tarihimiz pardon fiyatımız 6.27. 6.27'de yaptığım analiz duruyor Twitter şey, YouTube'da. Twitter'dan da baktığınızda bulabilirsiniz. Bu süreci yıllardır takip ediyorum. Hiç bozmadım. Bakın, aynı şekilde devam ediyorum. Hangi fiyattan? 6.27'den. Peki ben nasıl takip ediyorum? Sürekli ekran başındaysam buradaki grafiği daha küçük zaman aralıklarına indirip daha küçük boyutlardaki formasyonlara odaklanıyorum. Bakın, formasyon boyutlarını ufaltıyorum. Yani burada ne demek istiyorum onu da anlatayım. Her mum bu bir haftayı temsil ediyor değil mi? Şimdi bir yıla indiğimizde her mum çubuğu artık bir günü temsil ediyor. Bu da demek oluyor ki bir önceki mumlardan bir tanesini yediye böldüm. Bu arada oluşan küçük formasyonları görebiliyorum. Ve ben bunlara göre reaksiyon almak istersem alabiliyorum. Daha da ufaltalım zaman aralığını. Dedim ki ben bir saate inmek istiyorum. Bir saate indiğinizde artık bir günlük mumu da 8 parçaya bölmüş oluyorsunuz. Bakın 8 parçaya. O zaman daha küçük zaman aralıklarındaki oluşan küçük fo boyuttaki formasyonları görebiliyorsunuz. Periyot kavramını anladık mı dostlar? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Periyot kavramı farklı bir şey. Zaman aralığı farklı bir şey. Siz daha kısa zaman aralıklarında işlem yapmak istiyorsanız ya da daha küçük ölçekteki formasyonlara göre işlem yapmak istiyorsanız zaman aralığını ufaltıyorsunuz. Daha fazla mumu, daha fazla veriyi analiz ediyorsunuz. Gün içerisinde ekran başında değilseniz mumları büyütüyorsunuz, büyük ölçekteki formasyonlar odaklanıyorsunuz. Bu şekilde bizim bakmamız lazım. Yani her yatırımcının periyot seçimi kendi reaksiyon gösterebilme kabiliyetine göre değişir. Bu birinci konu. İkinci konu şu. Alp Bey ben hangi stratejiyi kullanmalıyım? Bu da bana çok fazla geliyor. Birincisi dostlar piyasada algoritmaların ne olduğunu bilmeyen sadece copy paste yapan birçok tırnak içinde üst diyeyim. O boşluğa hani tırnak içerisinde istediğinizi yazabilirsiniz bu arada. Yaptıkları hesaplamalar veya referans aldıkları veriler aslında hiçbir işlerine yaramıyor. Sizin de işinize yaramayacak. Nasıl yani? Şimdi fiyat eğrilerini ben tarihini anlatmıştım size. Fiyat eğrilerinin tarihi bakın. Fiyat eğrisi bir diğer adıyla trend kanalı. Neden trend kanalı olarak referans alınıyor onu da anlatayım. Buradaki temel mantık şu. iki tane destek bölgesinin birleşmesiyle beraber oluşan fiyat eğrisinin kırılmasıyla fiyatın aksi yöne dönmesi. Bu yükseliş yani yükselen trend. Bu düşen trend. Burada da temel mantık iki tane direnç bölgesinin oluşturduğu fiyat eğrisi. Bu eğri kırıldığında fiyatın aksi yönde dönmesi beklenir. Ama ne zaman, nerede kırılacağını kimse bilmiyor. Bilemez de zaten. Çünkü hesaplayamıyorlar. İşin içerisinde hesap yoksa yani şuradan şuraya kadar düşeceğim, şuradan şuraya kadar yükseleceğim gibi bir hesaplama metodu yoksa bu eğrinin ne zaman kırılacağı tamamıyla belirsiz. Bu da birçok noktada yatırımcının önünü tıkıyor. Yatırımcı karar veremiyor. Karar veremediği gibi bu stratejiler yatırımcıya yanlış karar verdiriyor. Yani sen buradan ne olduğu da alıyorsun. Buradan ne oldu da satıyorsun. Bu zirvede ne yaptın sen mesela gibi. Görsel yorumlama stratejilerinin en büyük eksiği matematiği barındırmıyor olmalıdır. Bir diğer eksiği de şu. Herkesin farklı yorumlayabilecek olması. Yani kimisi ikili dip diyor, kimisi orada omuz başı omuzlu. Kimi çanak diyor, kimi çömlek diyor. Herkes farklı bir şey söylüyor. Bu da bir fikir karmaşası oluşturuyor. Bu noktada yatırımcının işine yaramayan bu bilgiler aslında piyasa yapıcıların işine yarıyor. Çünkü herkes kararsız. Her an tetikte ve ne olacağını hiçbir şekilde bilmiyorlar. Her şey onlar için belirsiz. Bu ne demek oluyor? Yatırımcı istenilen şekilde yönlendirilebilir. Eğer elindeki malı satmadıysa piyasa yapıcı ne yapıyor? Çizginin üstünde aylarca tutabiliyor. Aylarca tuttuğu zaman yatırımcı bir ümit yukarı gidecek diye işleme girmeye çalışırken elindeki malı satar satmaz çizginin altına düşürüyor. Ondan sonra artık destek kavramı kırıldığı için yatırımcılar yukarıdan aldıklarını çok ucuz fiyatlara satabiliyorlar. Bu noktada yatırımcı fikir yürütmek bir yana dursun daha çok kullanılıyor bu stratejiler yatırımcının kullanılmasına seviyet veriyor. Yani örnek vermek gerekirse bakın örnek vermek gerekirse ben bunu bütün üstatlara soruyorum ve burada beni dinleyen herkese de soruyorum. Dostlar ağırlıklı ortalama veya işte üstel ortalama olabilir, basit ağırlıklı ortalama olabilir ne derseniz din adına. Bakın ne derseniz din adına kullandığınız herhangi bir strateji ne işe yarıyor bilmiyorsanız neden hesaplama yapıyorsunuz? Mesela RSI'nin basic düzeyini anlatayım. Bunu çok çeşitlendirebilirsiniz bakın. Çok çok çeşitlendirebilirsiniz. Bu herkesin sabah akşam yatıp kalktığı bir algoritma değil mi? Pencere üzerine işleme dedim. Bakın şurasının hiçbir işlevi yok. Sadece isim ve burada nitelik barındırıyor. Yani hangi niteliğe sahip? İndikatör, strateji veya librari kütüphane seçeneğini seçebiliyorsunuz. Aşağı geldik. Şimdi RSI'yi seçelim. RSI dedik. Farklı isim vermeye gerek yok. Bakın RSI'nin direkt kodunu girdim. Burada satırın adını belirledik. Satıra ne iş yapacağını söylüyoruz bakın. Dedi ki RSI hesabını yap. Neye göre hesap yapacak? Bar kapanış, açılış veya yüksek yüksek fiyatı, düşük fiyatını da seçebiliyorsunuz. Buraya aldık. Kaç tane var? 14 tane klasiktir. Aşağı çekiyoruz üzere sayı. Bakın hiç değişmiyor. Hepsinin mantığı aynı. Deseniz ki Alp Bey biz geçen gün aynısını siz ağırlıklı ortalamaları yaparken görmüştük. Evet. Mantık aynı çünkü değişen bir şey yok ki referans aldıkları veriler belli. Grafiği ekledik. Şimdi bütün kodu şu olan yani bütün hesaplaması şu olan bir algoritma demeyelim, indikatör diyelim. Ne diyorsak adına. Ne işinize yarayacak? Bakın bütün samimiyetimle soruyorum. Ne işinize yarayacak? Cevap vereyim. Hiçbir işinize yaramayacak. İşinize yaramayan şeyleri referans alıp kafanızı çok karıştırıyorsunuz. Karmaşıklaştırmaya gerek yok. Dünyanın en akıllı insanlarından biri olan, benim tarafımdan değil, bütün dünya tarafından en akıllı insanlardan biri olarak kabul edilen Albert Einstein şunu söylemiştir. Bir kişi bir işi karmaşıklaştırıyorsa bilmiyordur. Bir kişi bir işi karmaşıklaştırıyorsa bilmiyordur. Eğer grafiğe baktığınızda kafanız karışıyorsa kardeşim siz grafik analizi yapmayı bilmiyorsunuzdur. Saatlerce uğraşacağım ve söylediğim cümle şu olacak. Şuradaki saçmalı veya biraz sert bir tabir olacak ama aptallığı görüyor musunuz? Adam çizgiyi çekiyor. Yukarı gidebilir. Tamam. Aşağı düşebilir. Olur. Yatay da seyredebilir diyor. Ben... Zaten 3 seçenek var. Üçünden birinin gelme, geleceğini söylemek için mi bu kadar çizgi çektin? Ama yok o üstad. Çünkü çizgi çekti. E tamam ben de çizgi çekeyim. E tamam hadi ben de çizgi çekeyim. Ne var şimdi burada tam olarak? Ne yapacağız biz burada? Altına düşerse düşer. Üstüne çıkarsa çıkar. Allah Allah. Bunu referans alıp insanlar milyonlarını riske atıyor. Hadi siz, siz söyleyin şimdi. Kim deli? Kim akıllı? Ne olduğunu, ne olacağını bilmeyen sadece bir çizgi çekti diye milyonlarını riske atan kişi mi deli? Yoksa insanların bu çizgiyi çizip bütün mal varlıklarını riske atmasını sağlayan kişi mi? Çok akıllı. Yani işinize neyin yarayıp yaramadığını bilmiyorsanız çok basit bir şey söyleyeyim. Grafiğe baktığınızda kafanız karışıyorsa bu işi bilmiyorsunuz demektir. Bir kere o kafa karışıklığını ortadan kaldırmak lazım. Sabah akşam mesele sorular geliyor. Alp be şu hisse ne olacak? O hisse ne olacağını bilmiyorsan niye para koyuyorsun? Ama yatırım yapıyorum. Hayır yatırım yapmıyorsun. Kumar oynuyorsun. Çünkü yaptığın işin başka bir tanımı yok. Ama ben kat hani katılım endeksi alıyorum. Bu senin kumar oynadığın gerçeğini değiştirmiyor. Ama ben işte piyasan en iyi hisselerini alıyorum. Bu da senin kat, kumar oynadığın gerçeğini değiştirmiyor. E hocam biz o zaman her hisseyi aldığımızda kumar mı oynuyoruz? Evet. Nasıl yani? E sizin elinizdeki strateji aşağı düşebilir, yukarı çıkabilire dayalı bir sistem. Yani %50 %50. E siz ortaya bir bozuk para, maddeni para attığınız zaman da ya tura gelecek ya yazı gelecek. Ne değişiklik oldu? İşte zar attığınız zaman da şu olmuyor mu? İlla ki sayılardan biri gelecek. Ha 3 sayı, ha 5 sayı, ha 2 sayı. Ne fark eder? Bakın iş ne kadar tuhaf bir hale almaya başladı değil mi? Ama şunu yaparsanız. Bakın, ama şunu yaparsanız. Derseniz ki. Bu arada sizlere bir de şey anlatacağım. Strateji anlatacağım. Destekleniş kavramı için. Onu da dinleyelim. Siz şunu yaparsanız. Derseniz ki. Kardeşim ben hesaplamamı yaptım. Bakın ben hesaplamamı yaptım. Yani bu işte olması gereken görevimi yaptım. Ne yaptım? Hesaplamamı yaptım. Buradan buraya kadar düşeceğini gördüm. Buna göre önlemimi aldım. Bakın iş karmaşıklıktan ne kadar net bir noktaya geldi. Ben buraya kadar düşeceğini hesapladım. Buna göre önlemimi aldım. İşte ana paramı çıkardım da olabilir. Bütün istemi sattım da olabilir. Yok. Ben stop koydum da olabilir. Bakın bu bir iş haline geldi. Aradaki farkı anladık mı? Böyle bir şey düşünün. Bakın benim yakın tarihte iki tane peş peşe yaptığım analiz var. Biz yüzde alakalı. Bunu niye size örnek veriyorum biliyor musunuz? Yine altını çizmek istiyorum. Ben burada kendimi övmek için bir yorum yapmıyorum. Çünkü dostlar ben kendimi övdüğümde elime hiçbir şey geçmeyecek. Ben size iki tane analiz yaptım. Hem de peş peşe. Bu analizlerden birini burada yaptım. Bu analizlerden birini burada yaptım sonrasında aynı düşüş formasyonu oluştu için biraz esnedi. Peki ben burada ne yaptım tam olarak? Birincisi sizlerle analiz yaptığımda bayramdan önce düşüş paylaştım. Dedim ki arkadaşlar biz 283'e kadar düşeceğiz. Buraya kadar okey değil mi? Biz büyük düşüş yaşadık aslında. Ben niye çıkıp 293-294 dolardan şunu söyledim? Arkadaşlar biz yükseleceğiz. Endekste rally diye bir paylaşım yaptım. Bir saniye. Bunu söylememdeki temel sebep neydi? Burada niye çıkmadı? Neyse ben onu şey yaparım video uzamasın. Bunu söylememdeki sebep şuydu. Ben artık buradan para çıkışının net bir şekilde başladığını Anka ile beraber teyit ettim. Bu teyidime istinaden bu teyidime istinaden artık düşüşün başladığını buradaki formasyon da gösteriyordu. Para çıkışı burada başlamıştı. Formasyon buradan başladı. Düşüş işlemlerimi yaptım. Piyasadaki düşüşe hazırlandım. Varant, short varantı aldıysam short varantı. Hani biz X Xbank için düşüş varantları var ya. Onlardan almam gerekiyorsa aldım. İşlenebilim hisselerinden satmam gerekenleri varsa sattım. Bu nakabinde ne yaptım? Yükseliş formasyon oluştu. 293-294 dolardı. Dedim ki dostlar burada artık bir yükseliş formasyonu var. Buna göre pozisyonlarımızı almaya başlayabiliriz. Sattığım hisseleri aşağıdan yerine koydum. Sadece şu makas ortalama %5-6'ya tekabül etti hisse başına. Burada düşüş devam etmeyecek mi? etsin hiç beni ilgilendirmiyor. Yükseliş devam etmeyecek mi? Etsin. Beni yine hiç ilgilendirmiyor. Niye ilgilendirmiyor? Yükseliş formasyonu oluştuğunda reaksiyon alan ben tekrar düşüş formasyonu oluştuğunda bir daha reaksiyon alırım. Ben buradaki süreci kaçırmam. Ama siz şunu yapmıyorsanız. Küçük zaman aralıklarındaki oluşan küçük ölçekli formasyonlara işlem alamıyorsanız bu defa ekranınızı şu şekilde büyüteceksiniz. Kardeşim ben burada ne olmuş, bitmişle ilgilenmiyorum. Benim ilgilendiğim nokta burası. Farkı anladık mı dostlar? Yani burada ben size soruyu soruyorum. Soru yaklaşık 10 saniye sonra size geliyor. Haberiniz olsun. Arada hani o boşlukların temel sebebi o. Burada sizin karar vermeniz gereken şey bana en uygun zaman aralığı benim en iyi reaksiyon gösterdiğim zaman aralığıdır deyip size uygun zaman dilimini ve formasyonların grafikteki oluşan küçük ölçekteki büyük ölçekteki formasyonların hangisinin sizin için uygun olduğunu belirlemek. Bu kadar. Hisse yapılarını tanımayan, grafikte analiz yapamayan hiç kimse borsada güvende değil. Sürekli tetikte olmanız gerekiyor. Ama hesaplamaları biliyorsanız hiç kimse size yukarıdan mal satamaz. Aynı şekilde hesaplamaları biliyorsanız hiç kimse sizin malınızı ucuza alamaz. Biz çok nankör bir meslek yapıyoruz. Nasıl yani? Şimdi burayı çok şey yaptık. Hatırlarsınız ben buna benzer bir grafik daha paylaştım sizle. Paylaştığım grafik de bu. Bu süreci size anlatmak istiyorum. Çünkü görmenizi, anlamanızı istiyorum. İnsanların algısıyla işi bilen birinin arası, hani algısı arasındaki farkı görmenizi istiyorum. Bir, ben İSFAŞ'ı ilk analiz ettiğimde şurada analiz ettim. Gelsin şimdi ekrana. Burada analiz ettikten sonra çok güzel hızlı bir yükseliş aldık. 9.92'lere kadar geldik. Düşüş formasyonu oluştu ve hisse geri çekilmeye başladı. İnsanlar burada o kadar olumsuz mesajlar attı ki ben buradaki oluşan düşüş formasyonu istemeden 30 dakika indiğimizde burada var. Bu arada bilginiz olsun. İstiyorsanız inelim bu arada. Hani kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. Düşüş formasyonu var. Aradaki trade'leri es geçiyorum. Bu düşüş formasyonuna reaksiyon gösteremeyenler ya da oradaki düşüş formasyonunun ne olduğunu ya da oradan niye düşüş gelmesi gerektiğini göremeyenler olumsuz konuştular. İşte Alp hocam biz yandık, battık, bittik. Niye yandınız diye sorduğumda çünkü Alp Bey bizim aldığımız hisse his paylaştıktan sonra az yükseldi düştü. E ben burada bir daha pozisyon aldım. Küçük ölçekteki hedeflerime geldi. Bir daha pozisyon aldım. Küçük ölçekteki hedeflerime geldi. Bir daha pozisyon aldım. Düşüş formasyonu, yükseliş, düşüş. Buraya 15 dakikaya kadar indim ki siz aradaki bütün süreçleri görün. Normalde hani bu kadar küçük ölçekte işlem yapılmaz. Onu da söyleyeyim. Hani İsveç üzerinden örneklendiriyorum. Bilginiz olsun. Tekrar İsveç'i paylaştım. 9 liranın üstüne geldiğinde bir daha aynı düşüş sürecini yaşadık. Bu defa daha fazla olumsuz mesaj geldi. Çünkü Alp Bey biz batıyoruz oldu. Halbuki ben hisseyi trade etmeye devam ediyordum. Değişen hiçbir yoktu benim için. Tekrar İsvaş'ı YouTube'da analiz ettim. O analizde duruyor. Bakın tekrar YouTube'da analiz ettim. O analizde duruyor. Analiz ettiğimde 7 lira bandındaydı. Düşüş formasyonunu aynı şekilde Twitter'dan paylaştım. Arkadaşlar düşüş formasyonumuz oluştu. Düşeceği hedef 8-15. Görmek isteyenler benim profilimden bakabilirler. Bunun akabinde hisse nereye geldi? Bakın hisse şu an 19'larda 20 liralık bandına kadar da geldi. Peki bu hisseyi ben neden almıştım? İşin özü şu. İlk formasyonun oluştuğu nokta takribi 8 küsürlerdi. Buradan 7 liraya kadar esnedi. Normal bir esnemeydi çünkü formasyon ölçeği çok büyüktü. Peki bu formasyonun hedefleri neydi? Ara küçük hedefleri es geçiyorum. Birinci hedef CD'nin 886'sı ve bir aralığı ikinci hedef 20.70 band. Benim trade etmemdeki sebep bu hissedeki büyük ölçekteki potansiyeldi ve küçük ölçeklerde hissenin bıraktığı karlardı. Yani demem o ki dostlar. Piyasa tamamıyla algıyla hareket ediyor. Türkiye piyasasına eş değer bir piyasa neredeyse dünyada bulamazsınız. Türkiye en duygusal hareket hani tarzında en fazla hareketi barındıran duygusal reaksiyonların en çok gerçekleştiği üçüncü borsa çok fazla algıyla yönetilen veya algıyla hareket eden bir yatırımcı kitlesi var. Bu benim için hiç olumsuz bir şey değil. Ara ara bir hissede örnek veriyorum geri çekilme 10 lira olacaksa 11 liraya kadar yani 11 liralık bir geri çekilme olsa da bu benim için bir negatiflik değil. Aksine çok çok olumlu bir süreç. Peki neden? Çünkü ben Türkiye piyasasında çok para kazanabiliyorum. E ama hocam, madem hani bu kadar olumsuzluk var, siz nasıl para kazanıyorsunuz? Çünkü bir hissenin düşüşü çok hızlı gerçekleşiyor. Bir hissenin yükselişi çok hızlı gerçekleşiyor. Algının değişmesi için bir haber yetiyor piyasada. Yani ben düşüş formasyonu gördüğümde, mesela hangisi için tekfen örnek olabilir? hani garanti örnek verebilirim. Tek feni Halk Bankası'nı yakın tarihteki analizlerimize örnek verebilirim. Bir hissede örnek veriyorum. Olumsuz bir süreç yaşandığında bilanço diyelim buna içinde. Ben düşüş beklediğimde piyasada insanların hisseyi zararına satması bir habere bakıyor. Bu da demek oluyor ki hisse bir anda çok yüksek değer kaybı yapıyor değer kaybı yaşıyor. Ben yukarıdan sattığımı aşağıdan çok ucuza yerine koyabiliyorum. Aynı şekilde o hissede insanların hiçbir şeyi gözü görmeden sadece alım yapmasını sağlayacak şey de piyasada dolaşacak bir haber aslında. Ben çok hızlı düşüş gördüğüm gibi çok hızlı yükseliş de görüyorum Türkiye piyasasında. Bu özelliğiyle Türkiye piyasası müstesnadır. İstisna olduğu kadar. Gerçekten çok güzel karlar bırakıyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ben kalkıp piyasada manipülasyon falan yapmıyorum. Hani onu da söyleyeyim. Benim alım yaptığım hisseler zaten kimsenin manipüle edemeyeceği veya çok ender manipüle edilebilecek hisseler. Ki ben pis aldığım hisseleri piyasaya paylaşmıyorum bile sadece Türkiye piyasasında yatırımcıların algıyla hareket ediyor olması benim çok fazla işime geliyor. Türk Hava Yolları. Bakın Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'nda kalkıp insanlar ben manipüle ediyorum diyebilir mi? Kolay kolay manipüle edilebilecek bir hisse değil. Net bir şekilde. Türk Hava Yolları'nda ben yakın tarihi örnek vermek istiyorum bilanço dönemine iyi bakın. Bunları anlatmamın sebebi yine söylüyorum. Bakın ben kendimi ölmek için değil. Buradaki süreci bilmeyen veya borsaya yeni başlayan, uzun zamandır borsada olan ama neden para kazanamadığını çözemeyen kişiler anlasın diye anlatıyorum. İnsanlar çok faiş bir işte bilanço geldi. O kadar kar nasıl olur? Bu kadar kar nasıl olur diye konuşup uçuş beklerlerken Twitter'da her şey duruyor nasıl? Nisan ayındaki bilanço döneminde bir bakın Türk Hava Yolları ile alakalı tırnak içinde üstadlar ne bekliyormuş? Ben düşüşümü paylaştım. Bakın burada duruyor. Nerede bu? Burada. <laughs> Türk Hava Yolları nereye kadar düştü? Buraya. Peki Türk Hava Yolları bu düşüşte ne kadar sürede geldi? 308 liradan 288'e kaç günde gelmiş? Sadece 2 günde. 2 günü cepte tutalım. Herkes Türk Hava Yolları'na küfür etmeye başladığında tahtacısına, olsuna, busuna herkes saymaya başladığında biz ne yaptık? Alım yaptık değil mi? Birinci hedefimizi gördük. Sonra piyasada ne oldu? Ya işte efendim biraz aksaklıklar falan oldu ama hedefine geldik ve şey biz yükseleceğiz. Bak kırdık uçuyoruz. Aynı süreç bir daha yaşandı. Ben ne yapmışım burada? Bakın yükseliş formasyonum duruyor. Hedefim duruyor. İkinci hedefim duruyor. İş bu kadar basit aslında. Kafa karıştırmayın. Matematiğe dayanın. Matematik sizi A noktasından B noktasına götürür. İşi bilmeyen etrafınıza döndürür sadece. Evet. Burayı sonlandıralım. Bu tarz videoların devamı için yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Bilgilerinizi geliştirmeniz adına ihtiyacınız olan kaynakları üretelim inşallah. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.